Ardışık 11 tane çift tam sayımız var. ardışık çift tam sayılar arasındaki farkın 2 olduğunu biliyoruz. Bu 11 tane ardışık çift tam sayıdan en küçüğü bize x artı 2 olarak verilmiş. En büyüğü ise 3x eksi 2 olarak verilmiş. Biz buradan x'i bulmaya çalışacağız. Tabi en küçüğünden en büyüğüne doğru giderken sürekli 2 eklememiz gerekiyor. Biz birinciden 11.ye geçiş yapacağız. 1'den 11'e 10 tane sayı olduğu için bu da bize 10 tane 2'yi verir. Yani en küçük Değerimiz olan x artı 2'nin üzerine 10 tane 2'yi eklediğimizde en büyük olan 3x-2'ye ulaşmamız gerekir arkadaşlar. Buradan x artı 2 artı 20 yani x artı 22 3x-2'ye eşit gelir. 2x'imiz 24'ten x'imiz 24 bölü 2 yani 12 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. Doğru orantılı çoklukların bölüm durumunda bulunduğunu biliyoruz. Bu durumda B 4 ile 2 A 7 ile 3 C artı 3 ile de 5 bölüm durumunda bulunacaktır. Hemen bunları yazıp birbirine eşit diyelim. B 4 bölü 2 dedik eşittir. A eksi 7 bölü 3 yazıyoruz eşittir. Buraya da C artı 3 bölü 5 demiş olacağız. Bunlardan faydalanacağız. Bildiğimiz bir eşitlik var. Buradan da B'yi çekmeye çalışacağız. Şurada C tek başına duruyor ama A eksi 1 bölü B oranı gelmiş. Bence burada şu ikisini kullanarak A eksi 1 bölü B'yi elde edebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3B eksi 12 eşittir. 2A eksi 14'ün geldiğini görüyoruz. Eksi 12'yi karşıya gönderirsek 3B değerimiz 2A eksi 14 artı 12 olarak gelir. Bu durumda 3 tane B'miz 2A eksi 2'ye eşittir. Sol tarafı 3 çarpı B diye yazalım. Sağ tarafı da 2 çarpı A eksi 1 olarak yazmış olalım. Parantezi alalım. Biz A eksi 1 bölü B'yi arıyoruz. İşte burada A-1 var B var. B'yi bu tarafa bölüm olarak 2'yi de bu tarafa bölüm olarak gönderdiğimizde 3 bölü 2'nin bize A-1 bölü B'yi vereceğini söyleyebiliriz. Buradaki A-1 bölü B yerine 3 bölü 2 yazalım. 3 bölü 2 ile C'yi topladığımızda 27 bölü 2 gelecek. 3 bölü 2'yi karşıya gönderdiğimizde C'miz 27 bölü 2 eksi 3 bölü 2 gelir. Paydalar aynı. Payların farkını aldığımızda 27 eksi 3 24 24 bölü 2'den de C'yi 12 olarak yakalamış oluruz. C'yi 12 olarak bulduk. Şu yukarı taraftaki eşitliklerimizi hatırlayalım. B eksi 4 bölü 2 neye eşitti? C artı 3 bölü 5'e. C 12 ise 12 artı 3 15 yapar. 15 bölü 5 de bize 3'ü verecektir. Yani B eksi 4 bölü 2'nin 3'e eşit olması gerekir. İçler dışlar yaptığımızda B eksi 4'ümüz 6. B'miz de 6 artı 4'ten 10 gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Asansörümüzün yük taşıma kapasitesinin x kilogram olduğunu düşünelim. Ee, ağırlıkları verilen 5 kişiden hangi 4'ü asansöre binerse binsin asansör uyarı veriyormuş. Bu durumda en hafifleri bile bindiğinde uyarının geleceği mantığı üzerinden gitmemiz gerekir. Zaten daha ağırların ağırlıkları toplamı daha fazla gelecektir. Ama daha düşük ağırlıklar bile uyarı verebildiği için bizim burada en düşük ağırlıklar yani ağırlıkları en az olan 4 kişi üzerinden yorum yapmamız gerekir. Buradaki en düşük 4 ağırlık 20, 45, 52 ve 58 olarak gelir. Bunları topladığımızda 110, 155, 165, 175 gelmiş olur. Yani bizim bulduğumuz bu 175 değeri asansörümüzün yük taşıma kapasitesi olan X'ten büyük olmalıdır ki bu en hafif 4 kişi bile asansöre bindiğinde asansör uyarı vermiş olsun. Diğer durumda ise bu sefer ağırlıkları en fazla olan 3 kişi üzerinden yorum yapacağız çünkü buradaki hangi 3 kişi bu asansöre binerse binsin burada uyarı gelmiyormuş. Uyarı gelmiyorsa en ağır 3 kişinin bile ağırlıkları toplamının buradaki sınırımız olan x'e eşit veya küçük geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü eşit olduğu durumda da bir uyarı gelmez. Asansör yine çalışmış olur. Buradaki en fazla olan ağırlıklara baktığımızda 52, 58 ve 63'ü görüyoruz. Bunların toplamı bize 173'ü verir. O zaman x'imizin büyük eşit kaç olması gerekir? 173 olması gerekir. İşte buradaki x değeri 173'e eşit veya büyük ama 175'ten küçüktür. E, x hangisi olabilir diye sorulmuş. Tam sayı olarak baktığımızda 173 olabileceğimizi, bir de 174 olabileceğimizi görüyoruz. Şıklarda 174 verildiği için doğru cevabımızın C' geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslı ve Balım aynı anda aynı noktadan zıt yönlere doğru hareket ediyorlar sabit hızlarla hareket ediyorlar ve başlangıç anı olan sıfırdan dördüncü dakikaya kadar e, 1200 metrelik mesafeye çıkartıyorlar aralarındaki mesafeyi daha sonra aralarındaki mesafenin artışında bir değişiklik oluyor dördüncü dakikadan altıncı dakikaya kadar 1200'den 1440'a ekstra 240 metrelik bir mesafe eklenmiş oluyor. Orada grafiğimizin değiştiğini görüyoruz. Balım okuluna daha geç varmış. Bu aslında bize şunu söylüyor. Belli ki hani o ilk 4 dakikada hep aynı mantıkla ilerleyip 1200'e çıkmıştı ya mesafe. Bu sürede hem Aslı hem de Balım okuluna doğru yürümüş oluyor. Aslı burada okuluna varıyor 4. dakikada ama daha geç varacak olan Balım yürümeye devam ediyor ve o da e, 6. dakikada ne yapmış oluyor? Okuluna varmış oluyor. Yani burada Aslı'nın yolculuğu 4, Balımın yolculuğu da 6 dakika sürmüştür diyebiliriz. İşte şu 4. dakikadan 6. dakikaya kadar geçen sürede aradaki mesafeyi sadece balım açmaya devam etmiştir. Çünkü Aslı zaten okuluna varmıştır. Ama 4. dakikada kadar olan kısımda ise ikisi birden zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Ve aralarındaki mesafeyi açmışlardır. O zaman Aslı'nın hızını küçük A ile balımın hızını da küçük B ile gösterirsek. Hani zıt yönlü harekette hızlar toplam üzerinden gidiyorduk ya. A artı B'yi toplayıp. A ile B'yi toplayıp buradaki 4 ile süre ile çarptığımızda aralarındaki mesafe olan 1200'ü bize vermesi gerekir. Ama 1200'den 1440'a çıkarken ki 240 metrelik mesafeyi ise sadece balım sağlamış olacaktır. 2 dakika olduğu için bu sefer B ile 2'nin çarpımı da bize 240 vermelidir arkadaşlar. Buradan B'miz 240 bölü 2'den 120 gelir. Yukarıda A artı B 300 olmalıdır ki 300 çarpı 4 1200 yapsın. B 120 ise 300 eksi 120'den A yani Aslı'nın hızı da 180 olarak gelecektir. Aslı'nın okulun eve olan uzaklığı sorulmuş. Aslı evden çıktıktan 4 dakika sonra okuluna varmıştı. Dakikada 180 metre yürüdüğünü burada hesapladık. O zaman 4 dakikada 4 çarpı 180'den 720 metre yürümüş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı 720 gelmesi gerekir. 6'yı 2 çarpı 3 olarak düşünürsek aslında burada 2 çarpı 3'ün 6. kuvvetinin olduğunu anlamış oluruz. 27'yi de 3'ün küpü olarak yazdığımızda 3'ün küpünün karesi gelecektir. Alt tarafa indiğimizde 54'ü 27 çarpı 2 gibi düşünebiliriz. Bu durumda 27 çarpı 2'nin karesi 27'nin karesi çarpı 2'nin karesi olarak yazılmış olacaktır. Yan taraftan da 3 üzeri 8'in geldiğini görüyoruz. Üst tarafa düzenlediğimizde bu 6. kuvvet hem 2'ye hem 3'e gelir. Yani ifademiz 2 üzeri 6 çarpı 3'ü 6 olur. Yan taraftan da 3 kere 2 6 yaptığı için yine 3 üzeri 6'nın geleceğini görüyoruz. Üst tarafta 3 üzeri 6'larımız var. Burada da 3 üzeri 6'lar üzerinden hareket edebiliriz. 27'miz yine 3'ün küpü gelir. 3'ün küpünün karesinden yine 3 üzeri 6'yı elde ederiz. Yanında 2'nin karesi var. Şuradaki 3 üzeri 8'i de 3 üzeri 6'yı elde edelim diye 3 üzeri 6 çarpı 3'ün karesi olarak yazmak istiyorum arkadaşlar. Hem üst tarafta hem alt tarafta 3 üzeri 6 parantezini alabilirim. Üst taraftaki 3 üzeri 6'nın yanında şöyle 1 olduğunu unutmayacağım. Pay kısmını 3 üzeri 6 parantezine aldığımda 2 üzeri 6 artı 1'i elde etmiş olurum. Alt tarafta 3 üzeri 6 parantezini aldığımda 2'nin karesi artı 3'ün karesi gelecektir. 3 üzeri 6'lar birbirini götürsün. 2 üzeri 6 64 yapar. Bir daha bize 65'i verir. 2'nin karesi ile 3'ün karesinin toplamı da 13 yapar. 65 bölü 13 de doğru cevabı bize 5 olarak verecektir arkadaşlar. Para biriktirmeye hangi gün başladığımızı bilmiyoruz. Zaten o günü yakalamaya çalışacağız. Ama ileride bir cumartesi günü en azından 650 liraya ilk defa ulaştığımızı biliyoruz. O cumartesiyi hemen şuraya şöyle cts olarak yazmak istiyorum. Bu e, hani başlangıç günümüzü bilmiyoruz ya geldik 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 biriktirdik. Bu cumartesi günü ulaştığımız paraya x dersek bu x'in büyük eşit kaç olduğunu biliyoruz. 650 olduğunu biliyoruz. Tabi tam 650 denk gelmeyebilir. Çünkü 32 32 birikte var 20 ekleme var 650 küsürlü bir şey denk gelebilir 660 küsürlü bir şey denk gelebilir bunu bilmiyoruz ama en azından 650'ye ulaştığımızı biliyoruz biz normalde hafta sonu günler kaç lira biriktiriyoruz 20 lira yani bu cumartesi günü bir önceki günkü toplam paramıza 20 lira ekleyeceğimizi biliyoruz cumartesinin bir gün öncesi zaten cumaya hafta içinin son gününe denk gelir ben buraya şöyle cumayı yazmak istiyorum cumadan şöyle pazartesiye kadar geldiğimizi düşünürsek 5 hafta içi gününde her gün 32 TL biriktirdiğimiz için 5 kere 32'den 160 lira biriktirmiş oluruz. Peki pazartesinden önceki günümüz ne? Pazar. Bir de cumartesimiz var. Hafta sonunda geldik. Pazarı P ile cumartesi de yine CTS ile gösterirsek 2 kere 20'den 40 lira da burada biriktirmiş oluruz. Dikkat ederseniz 40 ile 160'ın toplamı bir haftada bize 200 lira parayı verecektir. Zaten ulaşmaya çalıştığımız para 650 lira. O zaman ben 200, 200, 200 bir 600'e kadar geleyim. Aslında bu 200'lerin e, 3 kere gelmesi beni 600'e götürecektir. Hani 650 civarına geleyim ki ondan sonra bir gün bir gün inceleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ben burada cumartesten bir gün önce yine neye ulaşıyorum? Cuma'ya ulaşıyorum. Cuma'dan pazartesiye geldiğimde şu 5 günde neyi elde etmiş oluyorum yine? 160 lirayı. Devamındaki pazar ve cumartesi de bir 40 lira daha geliyor. Yine 200'ün geldiğini görüyoruz. İkinci 200'ümüz. Yine burada şuraya cumamızı yazdık. Buraya pazartesimizi yazdık. Burası bize 160'ı verdi. Pazartesiden önce pazarımız var, cumartesimiz var. Bu ikisi de bize 40'ı verdiği için 3. 200'ün de geldiğini görüyoruz. Buradaki 3 tane 200'ümüz bize neyi vermiş oldu? 600'ü vermiş oldu. Cumartesi günü 20 liramız daha var bizi 620'ye çıkartıyor. Oysa ki biz büyük eşit 650 olsun istiyorduk ama 650'ye çok yakınız. Şu anda da cumartesi günündeyiz yine ve geriye doğru gidiyoruz. Bir gün bir gidelim bakalım kaça çıkacağız. Bir gün geriye gittiğimizde yine cumaya gelmiş oluruz. Hafta içi günler 32 lira biriktirdiğimiz için buradan da 32 eklenir. Zaten 620'deyiz. 32 daha eklediğimizde 652'ye ulaştığımızı ve 650'den büyük bir değeri yakaladığımızı görüyoruz. O zaman belli ki biz para biriktirmeye Cuma günü başlamışız. Şuradaki Cuma'mıza geldiğimizde 32 buradan 600'de buradan 632'ye ulaşmışız. 650'yi geçememişiz. Ama Cumartesi günü gelen 20 lirayla 652'ye ulaşarak 650'yi ilk defa geçmişiz arkadaşlar. Bu durumda Asya'nın söz verdiği ve parayı biriktirmeye başladığı gün Cuma günü olarak gelecektir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. İki tane apartmanımız var birine A apartmanı bir diğerine B apartmanı demiş olalım A apartmanında numaralar 01 ile başlamış kaça kadar gidiyor 82'ye kadar gidiyor B'de ise yine 01 ile başlamışız ama 82'de durmayıp 83 ile devam edip 97'ye kadar gelmişiz Onur bu iki apartmandan birinde oturuyor e, Engin'e evinin numarasını söylemiş biz o numarayı yakalamaya çalışacağız en altta aslında önemli bir bilgimiz var Diyor ki Onur tekrar baktım şimdi haklısın yanlışlıkla daire numarasının rakamlarının yerini ters yazmışım diyor. Yani AB olan bir e, numara yazacakken bunu BA olarak yazdığını ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Tabi burada 01-02 verilmesinin mantığı da o. Yani 02'yi 20 olarak yazmış olabilir mesela arkadaşlar. Devam edelim. Şuradaki bilgimiz de önemli. Yanlış apartmana gitmiş olmalısın. Diğer apartmanda benim daire numarama sahip bir daire yok diyor. Bu durumda aslında biz Onur'un kesinlikle B apartmanında oturduğunu anlıyoruz. Çünkü A apartmanındaki tüm numaralar zaten B'de mevcut. Yani onur A'da oturuyor olsaydı bu cümleyi kuramazdı. Onur B'de oturuyor ki ve onurun daire numarası 82'den sonra gelen 83'ten 97'ye kadar olan iki basamaklı sayılardan biri olmalı ki onur buradaki cümlesini kurup e, Benim daire numaram oradaki apartmanda yok diyebilsin. O zaman onurun e, ev numarasının 83'ten 97'ye kadar olan değerlerden biri olduğunu söyleye biliriz Ama Onur mesela burada 83'de oturuyor olsun yanlışlıkla onu 38 demiş bu da bizim için önemli peki onu nasıl yakalayacağız diyor ki iki apartmana da baktım bu numarada bir daire ikisinde de yok diyor. E bu nasıl olacak burada zaten 01'den başlamışız 97'ye kadar gelmişiz neredeyse iki basamaklı tüm sayıları yazmışız ve Onur buraya baktığında pardon Engin buraya baktığında Onur'un söylediği o rakamları yer değiştirmiş sayıyı göremiyor. Ama sonuçta rakamlar yerde değiştirirse yine Engin'in elinde iki basamaklı bir sayı olduğunu biliyoruz. Ve Engin'in elinde belli ki burada olmayan iki basamaklı bir sayı var. Zaten burada olmayan iki tane iki basamaklı sayı var. Bunlardan biri 98 biri de 99 olarak gelecektir. 99'un rakamlarının yeri değişmiş olsa yine 99 olur. Bu bize istediğimizi vermez. Belli ki burada rakamlar yer değiştirerek 98 elde edilmiş. Ve Engin'in elinde 98 yazıyor ki Engin diyor ki buradaki iki apartmanda da senin numaran yok diyor. Oysaki doğru numara belli ki 98 değil. Rakamlarının yer değiştirmiş hali olan 89 ki Onur da diyor ki ya benim numaram diğer apartmanda yok diyor ki biz bunun için 83 97 arasında bir değer yakalamamız gerektiğini söylemiştik. O zaman bence bizim burada aradığımız değer 89 olarak gelmelidir. Yani Onur'un kapı numarası 89'dur. O yanlışlıkla Engin'e 98 demiştir. Burada hiçbir yerde 98 olmadığı için Engin 98'i görememiştir. Onur'un kapı numarası 89 olduğu için Ağat apartmanında 89 bulunmamaktadır. O da benim kapı numaram zaten orada yok demiştir arkadaşlar. 99'da rakamlar değiştiğinde farklı bir sayı elde etmediğimiz için 99'u eleyip doğru cevabı 98. Rakamları da yer değiştirdiğimizde 89 olarak yakaladığımızı söyleyebiliriz. O zaman burada Onur'un kapı numarası 89'dur. Bu kapı numarasının ya da daire numarasının rakamları toplamı da 8 6 9'dan 17 gelir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Dört tane birbirine eş kare ve yine 4 tane birbirine eş dikdörtgen üzerinden yorum yapacağız. Burada yerleştirme sonucunda oluşan turuncu aralıkların genişlikleri de birbirine eşit olarak verilmiş. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Diyor ki gri dörtgenler üzerine bu dörtgenin sağ kenarının kırmızı doğruya olan uzaklığı yazılmaktadır. Örneğin üstte üzerinde 16 yazan gri karenin sağ kenarının kırmızı doğruya uzaklığı 16 birimdir. Öncelikle burada hep kenarlarımız aynı hizada ya da karşılık olarak baktığımızda birbirine paralel geleceğini söyleyebiliriz. Böyle olmazsa turuncu aralıklarda her tarafta birbirine eşit gelmezdi. Buradaki turuncu aralıklardan bir tanesinin genişliğini biz M olarak aldığımızı düşünelim. Birbirine eş olan karelerimizden bir tanesinin bir kenarını da R olarak alalım. Şimdi şurada ben mavi rengi alayım. Şu 16 üzerinden bir yorum yapalım. Şu maviyle tırtıklı gösterdiğim kenarın sol taraftaki kırmızı doğruya, o kırmızı doğruya da şöyle gösterelim. Uzaklığı 16 birimmiş. Bunların hep hepsi o eş turuncu aralıkları için aynı hizada geleceğinden aslında alt taraftaki dikdörtgenlerin içinde de kaçın yazması gerekir? 16'nın yazması gerekir. Çünkü üstteki karenin sağ kenarıyla Dikdörtgenlerimizin sağ kenarları kırmızı doğruya eşit uzaklıktadır arkadaşlar. Şimdi bize 16'yı verdi burası. Şuna bir bakalım. Mesela biz üst tarafa baktığımızda şuradan karemizin bir kenarına ne demiştik? R demiştik. Şurada da diğer karemizin bir kenarı gelir. Ee, arada kalan turuncu kısım bize neyi verecektir? M'yi. En soldaki şu turuncu genişlikte bize M'yi vermiş olur. O zaman dikkatlice baktığımızda R, M, R, M. Yani aslında 2R artı 2M'nin ne geldiğini görüyoruz diyoruz biz. 16 geldiğini buradan da R artı M'nin 16 bölü 2'den 8 geleceğini söyleyebiliriz. Biz şu X değerini bulmaya çalışacağız. Peki X'i nasıl hesaplayacağız? Bu dikdörtgenin sağ kenarının kırmızı doğruya olan uzaklığı olarak hesaplamış olacağız. Hemen şu kırmızıyla gösterelim. Buradan başladık. Sol tarafa doğru geliyoruz. İşte bu tırtıklı şekilde gösterdiğim uzunluğu hesaplamak zorundayız. Zaten şu kısım bize kaçı vermiş olacak? 16'yı. Bakın şurada zaten 16'ya sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu 16'nın sağ tarafında şu arada bir turuncu genişlik var. Oradan e, M'ye gelmiş olur. Bir de şuradan e, aslında karemizin bir kenarına eşit olacak şekilde dikdörtgenimizin kısa kenarının geldiğini görüyoruz. Hepsi aynı hizada durmalıdır demiştik. Turuncu genişlikler eşit olsun diye. Bunun olması için dikkat ediyorsanız içine kırmızı yıldız koydum karenin ve içine kırmızı yıldız koydum dikdörtgenin. O yatay duran kenarları birbirine eş olmalı. e Biz karelerimizin bir tanesinin bir kenarını R dediğimiz için buradan da neyi geldiğini söyleyebiliriz. R'nin bu R'yi de eklediğimizde aslında burada 16'nın üzerine neyi eklememiz gerektiğini görüyoruz. M artı R'yi. Bu bize neyi vermiş olacak peki? Orada yazan x değerini vermiş olacak. E M artı R ya da R artı M8 olduğu için 16 artı 8'den aradığımız x değeri 24 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı 24 olması gerekir. Görselimizin hemen altındaki cümle bizim için önemli. Bu torbalar farklı çocuklara aittir ve her çocuk kendi torbası hariç diğer tüm torbalardan torba numarası kadar bilgi almaktadır diyor. Şimdi ben burada şöyle bir mantığı kullanacağım. Öncelikle 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7'yi yazmak istiyorum ki bu toplam bana 28'i verecektir. Bu bir kenarda beklesin. Mesela 6 numaralı torbaya sahip çocuk kaç tane bilye alacak? 6 numara haricinde diğer numaraların toplamı kadar bilye alacak. Bu da bize neyi verecektir? 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 7'yi verecektir. Yani üstteki toplamdan aslında neyi çıkartmış oluyoruz? Bir tek 6'yı çıkartmış oluyoruz. Bu da bizi aslında 28-6'dan 22'ye götürüyor. Mesela 4 numaralı torbaya sahip çocuk kaç bilye alır? Hemen şöyle yazıyorum. 1 artı 2 artı 3 diyorum. 4'ü atlıyorum. Kendi numarasını geçiyorduk. Artı 5, artı 6, artı 7 diyorum. Dikkat edersek bu da şu üstteki hepsini toplayarak elde ettiğim toplamdan sadece 4'ü çıkarttığım durumdur bu da bana 28 eksi 4'ü veriyor yani 24'ü veriyor diyebiliriz arkadaşlar. O zaman genel toplamdan aslında torba numarasını çıkartarak ee, o torbaya sahip çocuğun aldığı bile sayısını buluyoruz. O zaman burada seçtiğimiz 3 çocuğun torba numaralarının x, y ve z geldiğini düşünelim. O zaman x numaralı torbaya sahip çocuk 28 eksi x tane bilyeyi alır. y numaralı torbaya sahip çocuk 28 eksi y tane z numaralı torbaya sahip çocukta 28-z eksi tane bilgi alacaktır. İşte bu üçünün toplamanın kaç olduğu bize söylenmiş. 69 oldu bize söylenmiş. 28, 28, 28, 3 tane 28, 84 yapar. 84 eksi diyelim şöyle x artı y artı z yazalım. Bu bize kaçı verecek? 69'u verecek arkadaşlar. Eksi x artı y artı z'yi karşıya 69'da bu tarafa alırsak 84 eksi 69'dan 15 gelir. Bu bize x artı y artı z'yi verecektir. Diyor ki bu üç çocuğun torba numaralarının toplamı kaçtır? E bu torba numaralarına x, y, z demiştik. Bu üçünün toplamı soruluyor. X artı Y artı Z'yi de 15 bulduğumuz için doğru cevabımızın C şıkkı 15 gelmesi gerekir. 40 öğretmenden bir tanesi evlenecek. O zaman bu bir öğretmenin kendisini çıkarttığımızda 40-1'den 39 tane arkadaşı olacaktır. Öğretmen arkadaşı. Bunlar e, evlenen kişiye hediye alacaklar. Bu hediye için bazıları 10 TL, bazıları 20 TL bazıları da 50 TL veriyor. Toplamda 750 liraya ulaşıyoruz. Burada 20 lira verenlerin sayısını bulmaya çalışacağız. Önemli bir bilgimiz var. 10 lira veren öğretmen sayısı 20 lira veren öğretmen sayısının 3 katı demişiz. O zaman 20 lira veren öğretmen sayısını x e aldığımızda. 10 lira verenlerin sayısı bunun 3 katı yani 3x olarak gelecektir. 50 lira verenler de y kişi olarak gelmiş olsun. 3x kişinin her biri 10 lira verdiğinde toplamda 3x çarpı 10'dan 30x lira toplanır. x kişinin her biri 20 lira verirse x çarpı 20'den buradan 20x gelir. y kişinin her biri 50 lira verdiğinde oradan da 50y gelecektir. Bu toplamın da 750 lira olduğunu biliyoruz. Düzenlersek 50x artı 50 tane y bize 750'yi verir. Her tarafı 50'ye böldüğümüzde x artı y'miz 750 bölü 50'den 15 olarak gelecektir. Burada öğretmen sayımız daha doğrusu hediye alan hediye için para veren öğretmen sayımız 39'du. O zaman 3x x, y daha yani 4x artı y de bize 39'u vermelidir. Bunu eksiyle çarparsak eksi 4x eksi y'nin eksi 39 geldiğini görmüş oluruz. Şunları taraf tarafa topladığımızda y'ler gider. Eksi 3x'imiz eksi 39 artı 15'ten eksi 24 gelir. Buradan eksiler birbirini artı yaparsa 3x 24'ten x'imiz 24 bölü 3 yani 8 olarak gelecek. Demek ki 20 lira veren kişi sayısı 8'dir. Doğru cevabımızın B şıkkı 8 olması gerekir. Burada %25'lik bir oranımız var. 25 ve 100'ü tadileştirirsek bu bize 1 bölü 4'ü verir. %50'lik bir oran var. Bu da 50 ve 100'ü tadileştirirsek bize 1 bölü 2'yi verir. Hani paydada kalan değerlerimize bakarsak 4 ve 2'yi görüyoruz. 4 ve 2'nin en küçük ortak katı 4 geleceği için bence 4x üzerinden burada hesabımızı yapabiliriz. Hem de kesirlerle daha az uğraşmış oluruz. O zaman gelin buradaki o fazlalık olan tahta sayımızı 4x olarak alalım. Fazla olan sıra sayısı... Fazla olan tahta sayısının 2 katı olduğu için fazla sıra sayısı da 4x çarpı 2 yani 8x olarak gelmiş olacaktır. Öncelikle A okulu için bir düzenleme yapacağız. Şuraya şöyle T yazalım tahtaları. S yazalım bunları da sıraları temsil etmiş olsun. Diyor ki sıraların %25'i A okuluna veriliyor. Sıralar 8x taneydi. %25, 25 bölü 100'den sadeleştirirsek 1 bölü 4'ü verir. 8x'in 1 bölü 4'ü 2x yapacaktır. Demek ki A okuluna gelen sıra sayısı 2x'tir. Bunu yazdık. E, tahtalarında 12 tanesi verilmiş. Şuraya da tahtalar için 12 yazmak istiyorum. Şimdi B okuluna bakacağız. Kalan tahtalar demiş. Normalde 4x tahtamız vardı. 12 tanesini A okuluna verince 4x-12 kaldı. Bunun yarısını B okuluna veriyoruz. 4x-12'nin yarısı yani %50'si 2x-6 yapar. Buraya 2x-6'yı yazıyorum. Ee, aynı zamanda B okuluna da 20 sıra verilmiş. Buraya da 20'yi yazmak istiyorum. Şimdi C'ye geçiyoruz. C'de kalan sıraların tamamı diyor. Şimdi toplam sıra sayımız 8x'ti. 2x'i zaten gitmişti. A'ya 6x kalmıştı. 20'si de B'ye gidince geriye 6x-20 kalır. C'ye 6x-20 tane sırayı yazıyorum. 8 tane tahtaya da yine C okuluna vereceğiz. Buraya da 8'i yazıyorum arkadaşlar. Diyor ki C okuluna kaç sıra yollanmıştır? Şimdi biz dağıtılan toplam tahta sayısının 4x olduğunu biliyoruz bunun 12'si burada 2x 6'sı burada 8'i burada Demek ki bunları topladığımızda bize 4x'i vermesi gerekir bunların toplamı 2x -6 artı 8 artı 12'den 2x artı 14'ü verecektir bu 4x'e eşitse 2x eşittir 14'ten x'imiz 7 olarak gelir Biz C okuluna giden sıraları arıyoruz 6x 20 tane demiştik x'imiz 7 ise 6x 20'miz 6 kere 7 42 eksi 20'den 22 gelecektir Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Hem sarı çarkımızda hem yeşil çarkımızda eş aralıklarla 8'er e tane rakamın dizildiğini görüyoruz. 360 bölü 8 bize 45 dereceyi vereceği için biz burada aslında her 45 derecelik dönüşte bir sayılık ilerlemenin saat yönünde olacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Zaten bizim küçük çarkımız yani o sarı dairemiz 1 saniyede 45 derecelik dönüş gerçekleştiriyormuş. Az önce söylediğim gibi 45 aslında 360'ın 8'de biridir. 45 bölü 360 bize 1 bölü 8'i vereceği için 1 saniyede 1 bölü 8 e, tur dönmüş oluruz diyelim. O zaman 8 kere 1 bölü 8 bize 1'i vereceğinden 8 saniyede 8 çarpı 1 bölü 8'den 1 tam turu gerçekleştirmiş oluruz. Ve küçük çarkta aynı görseli elde ederiz. O zaman her 8 saniyede bir küçük çarkımızda bu görsel gelir. 17 saniye dönüş yapacağız. 17'nin içindeki 8'leri atarsak 16'ya kadar geliriz ve 1 kalır. Yani biz burada sadece bir tane 1 bölü 8'lik bir tane 45 derecelik dönüşü yapmış olacağız. Saat yönünde döneceğimiz için birin gerisinde bulunan iki sayısı burada birin yerine ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Demek ki o dikdörtgen kısımda küçük çark için biz 2'yi yakalamış oluyoruz. Büyük çark ise saniyede 135 derece dönüyormuş. 135'i 360 ile oranladığımızda 45 sadeleştirirsek 3 bölü 8 gelir. Bu da bize büyük çarkın bir saniyede 3 bölü 8 tur döndüğünü gösterir. Şöyle yapalım. Mesela üstteki gibi düşünelim. E, 8 saniye geçse ne olur diye bir bakalım. Biz burayı 8 ile çarptığımızda 8 çarpı 3 bölü 8'den 3'ü elde ederiz. Yani şuna ulaşmış oluruz. Demek ki 8 saniyede bizim büyük çarkımız 3 tam tur ne yapmış olacaktır? Dönmüş olacaktır. Her saniye 3 bölü 8 tur dönüyor. 8 saniyede 8 kere 3 bölü 8'den 3 tur dönmüş olur. E, 3 tur döndü ama o 8 saniyede. Bir 8 saniye daha geçse 3 artı 3'ten toplamda 6 turluk dönüş yapar ki 8 artı 8 bizi 16 saniyeye götürür 16 saniye geçtikten sonra geriye 1 saniye kalır ve biz bu 16 saniyede 6 tam tur döneriz 6 tam tur dediğim için de aynı görseli yine elde ettiğimizi anlamış oluruz. O zaman bundan sonra sadece bir tane 1 saniyelik vaktimiz olduğu için 135 derecelik dönüş gerçekleşecektir. En başta söylemiştik buradaki her bir sayı bize 45 derecelik dönüşü veriyor aslında. O zaman 135 derece 3 tane 45 olduğu için 1'in 3 gerisindeki sayıya bakarız. Büyük çarkta bu bizi 5'e götürür. 135 derecelik dönüşte 5 burada 1'in olduğu yere ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Demek ki o dikdörtgenin içinde büyük çarkta 5'in yazacağını söyleyebiliriz arkadaşlar 17 saniyenin sonunda. Diyor ki oradaki göstergede bulunan rakamların toplamı kaçtır? Birini 5 bulduk, diğerini 2. Toplamları bize 7'yi verir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Bu soruda elimizde 3 artı 2 artı 1'den 6'lı bir düzenin olduğunu görüyoruz. 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı ile başlayıp en sonda da 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı ile bitirmişiz. Onu şuraya yazmak istiyorum. 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı dedim. Ki bu bana 6 tane neyi verecektir? Taşı verecektir. Devamında 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı dediğimde 6 taş da buradan gelir. Bu 6'lı düzenden kaç tane olduğunu bilmiyorum ama finali de yine 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı ile bitirecek çizeceğimi biliyorum. Buraya da 6'yı yazıyorum. Bu 6'lı düzenden x tane olsa toplam sarı adedini hesaplamak istediğimizde e, buradaki x tane 6'lı düzenin her birinde 3 sarı varsa x tanesinde x çarpı 3'ten 3x tane neyin geleceğini söyleyebiliriz sarının. Aynı mantıkla her bir 6'lı da 2 tane mavi var. x tanesinde x çarpı 2'den 2x tane mavinin geleceğini söyleyebiliriz. O zaman kırmızı sayımızda 1x olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Toplam toplam taş sayımıza baktığımızda 6 6 x tane yan yana geldiğinde x çarpı 6'dan 6 x de bize toplam taş sayısını vermiş olacaktır. Şimdi diyor ki, e, kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki kırmızı taşların sayısından 5 fazladır diyor. Şimdi biz e, kutunun içindeki sarıların adedini hesaplayacağız. Kutu dışında zaten 3 buradan, 3 buradan, 3 buradan 9 tane sarı görüyoruz. E toplam sarı adedimiz 3x'ti. 9 tanesi kutu dışındaysa kutu içinde olanlar 3x 9 olarak gelir. Yine kutu içindeki kırmızıların adedini hesaplayacağız. Toplam kırmızı sayımız 1 x'ti. E, bunlardan bir burada bir burada iki tanesi dışarıdaysa x eksi iki tanesi kutu içinde gelecektir. İşte 3 x eksi 9 x eksi 2'den 5 fazlaymış. O zaman x eksi 2'ye 5'e eklediğimde 3 x eksi 9'a ulaşmam gerekir. Bu bana 3 x eksi 9 eşittir x artı 3'ü verecektir. Buradan 2 x eşittir 12 x de 12 bölü 2'den 6 olarak gelmiş olur. x'i 6 bulduk. Ne soruluyor? Toplam taş sayısı. E 6 x demiştik. x 6 ise 6 x 6 kere alttan 36 yapar. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar.